Tarım kirecini anlatmadan önce bir toprağın yapısını tanıyalım. Toprağı tanıdıktan sonra zaten üstüne neyi vermemiz gerektiğini, hangi gübreyi atmamız gerektiğini ya da toprakta neyin eksik olduğunu çok rahat şekilde anlarız. Önce bir toprağı tanıyalım. Şöyle elimizde ne var? Neyi beslemeye çalışıyoruz şu anda biz? Neyi düzeltmeye çalışıyoruz ona bakalım. Şimdi toprak kendi içerisinde mikroorganizmalar, bakteriler, bitki besin elementleri, ondan sonra organik madde içerisinde birçok canlı mikroflora bulunduruyor. Bu floranın sürekli olarak beslenmesi gerekiyor ve optimum şartlarda sana hizmet sunması gerekiyor. Optimum şartlardan kastın ne? Toprağın bir pH aralığı var. 6,5 ile 7,5 arasında mikroorganizmalar ve bakteriler diye çalıştığın malzemeler en üst seviyede çalışıyor. Sana en üst seviyede hizmet ediyor. Bu mikroorganizma ve bakteriler senin toprağa attığın gübre, misal geldin bahçeye girdin şu anda, ağacının dibine bir gübre attın, tamam mı? Artık bu gübrenin yarayışlı hale gelip bitkinin dallarını büyütmesini, yaprağını büyütmesini, meyvesini büyütmesini istiyorsun. Bunu istiyorsun ama attığın gübre acaba toprağa girip de direkt bitkinin bünyesine girdi mi? Belki de bünyesine girmiyor. Niye? Çünkü topraktaki mikroorganizma ve bakteriler çalışmadığı zaman senin attığın gübre hiçbir şekilde yarayışlı hale gelmiyor. Çünkü bu mikroorganizma ve bakteriler bu gübreyi alıyor, kimyasal reaksiyona sokuyor, tamam mı? Ondan sonra da bitkiye yarayışlı hale şekilde getirip bitkiye yemek olarak veriyor. Bitki de onu alıyor, bünyesine besleniyor, yaprak yapıyor, dal yapıyor, meyve yapıyor sana. Sen de diyorsun ki işte bitki çok güzel şekilde beslendi, benim verdiğim gübre toprakta yarayışlı hale geldi. Ama dediğim gibi optimum şartlarda bu işlemler gerçekleşiyor. Bu yüzden dolayı da bizim bu optimum şartları sürdürülebilir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Toprak pH'si 6,5-7,5'tan aşağı ya da yukarı çıktığı zaman bizim optimum şartlarımız bozulmuş oluyor. Mikroorganizma, bakteriler dediğimiz elemanlar, bunlar bizim aslında elemanlarımız. Biz bunları beslediğimiz zaman, optimum şartları sağladığımız zaman her türlü geri dönüşü alabiliriz. Bu yüzden dolayı da bunları sürekli beslememiz gerekiyor. Neyle beslememiz gerekiyor? Topraktaki organik maddeyle. Topraktaki organik madde diye bahsettiğimiz malzemeler zaten bizim mikroorganizma, bakterileri besleyen malzemeler. Bunlar laboratuvarda çalışan elemanlar. Laboratuvarımız sürekli olarak çalışıyor. Kimyasal tepkimeler, reaksiyonlar, ondan sonra bitkiye yarayışlı malzemeler filan, bir ton olay oluyor toprağın içerisinde. Şimdi tamam, her şey güzel. Gübrelerimizi attık vesaire, sezonu geçirdik. Bir baktık toprak pH seviyelerimiz çok uçuk şeylere kaçmış. Ya da bir baktık toprak analizimizi yaptırdık. Toprak pH'larımız aşağılarda gözüküyor. Toprak pH'si yükseldiği zaman vermemiz gereken ürünlerden bir tanesi kükürt, bir tanesi de humik asit. Bununla ilgili birkaç tane video çekmiştim zaten. Size şurada bir yerde bağlantı bırakacağım. Bu bağlantıya tıklayarak zaten oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şu anda bizim konumuz düşük pH'larda. Düşük pH sonucunda, düşük pH da nasıl oluşur onu da anlatalım. Örnek veriyorum, bu daha çok Karadeniz ve Marmara bölgesinde yaşanır. Yüksek yağış alan yerlerde toprağın yıkanmasıyla beraber toprağın içerisindeki kalsiyum toprağın dibine çöker. Toprağın dibine çökmesi olayıyla da toprağın pH'si aşağılara düşer. Yani pH düşüyor, optimum şartlarımız bozuluyor, bitkimiz artık topraktan beslenemez hale geliyor. Bizim bu toprak pH'sini yukarılara çekmemiz gerekiyor. Ama bundan önce şimdi Karadeniz ve Marmara dedim ama sizin öncelikle gidip bir toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Toprak analizini yaptırdınız, toprak pH seviyeniz düşük. Çünkü Karadeniz'de yaşıyorsunuzdur ama mikro klima olmuştur. Sizin orada çok fazla yağış yoktur, toprağınız yıkanmamıştır, pH seviyeleriniz yukarıdadır. Ya da İç Anadolu bölgesindesinizdir. Burada da toprağınızı gittiğiniz analizi soktuğunuz toprak pH'niz aşağılarda çıkıyor. Yani bunlar olabilir şeyler. Çünkü sulu tarım yapıyor olabilirsiniz. Sulu tarımdan dolayı da sürekli toprağınızı yıkıyorsunuzdur. Kalsiyum tabana çöküyordur. Tabana çökmesinden dolayı da pH seviyeleriniz aşağıya düşürüyordur. Bundan dolayı sürekli olarak toprak analizi yaparak ilerleyeceğiz. Toprağınızı analize soktuk. Analiz sonuçlarımızı elimize aldık. Analiz sonucunda diyor ki pH seviyeniz düşük, can sıkmaya gerek yok. Bizim bu toprağın pH'sini yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü optimum şartları yakalayabilmemiz için toprağımızın pH'si 6,5-7,5 dedik az önce. O yüzden dolayı da hemen gidiyoruz, tarım kirecini alıyoruz. Bu tarım kireci dediğimiz malzeme aslında doğada ham olarak bulunuyor. Tarım kireci olarak adlandırılıyor, kalker olarak adlandırılıyor. Bu malzemenin kimyasal adı kalsiyum karbonat. Bu malzemenin içerisinde fazladan karbondioksit var. Siz kalsiyum karbonatı toprağınıza attığınız zaman bu size fayda yerine zarar gösterecektir. Ham olarak alınan tarım kirecidir kalkerdir. Isıl işlemler görülerek sönmemiş küreç haline geliyor. İçerisindeki karbondioksit alınıyor. Karbondioksit alındıktan sonra içerisinde sadece kalsiyum oksit kalıyor. Kalsiyum da size yarayışlı hale geliyor. Toprağımızın üstüne attığımız zaman artık toprağın üst tabakasındaki kalsiyum eksikliğini de gidermiş oluyoruz. Ve toprağın pH seviyelerini yukarıya çıkarmış oluyoruz. Böylelikle bizim optimum şartlarımız sağlanmış oluyor. Örnek veriyorum, Mehmet amca gitti
gitti tarlasına girdi. Tarlasından toprak analizi için toprak örneğini aldı, laboratuvara gönderdi. Daha sonrasında laboratuvar sonucunda pH'sının düşük olduğunu gördü. Bunun sonucunda da benim bitkilerim çalışmıyor, benim verimim düşük diye serzenişlerde bulundu. Bundan dolayı da ne yapmam gerekiyor diye sordu. Tarım kirecini alıyor, toprağını serpmeye başlıyor. Bizim toprağımızdaki kalsiyum eksikliğine de yarayışlı hale geliyor. Aynı zamanda düşük pH'yi yukarılara çekmeye de yarayışlı hale geliyor. Toprak analizi raporundaki pH seviyesine göre tarım kireci atıp atmayacağınıza karar verin. Videonun en başında söylediğim gibi asıl önemli kısım bu. Sizin raporunuzda pH seviyeniz eğer yüksekse gidip de tarım kireci atmanıza gerek yok. Özellikle İç Anadolu bölgesinde geliyorlar, adamın pH'si yüksek, abi ben de tarım kireci atacağım diyor. Sosyal medyada orada burada görüyor tarım kireci atanları ve fayda görenleri. Tamam, o adamın toprak pH'si düşük. Ama senin toprak pH'n yüksek. İkinizin toprağı aynı değil. Yüksek pH'larda yapılması gereken de en başta söylediğim gibi, videolarımı da zaten bıraktım, kükürttür, humic asittir, leonardit, bu tarz şeyleri kullanmak olacaktır tarım kireci yerine. Tarım kirecini bırakın da pH'si düşük olanlar kullansın. Tamam, sen sezonda belki domates yetiştiriyor olabilirsin. Domatesinin altı çürük olabiliyor. Genelde bu sorunlarla geliyorlar zaten. Abi domatesimin altı çürük, İşte ben buna ne yapayım, kalsiyum eksikliği var vesaire diyor. Domatesinin altının böyle olmasını istemiyorsan, domatesin daha meyvesinin başını göstermeye başladığında, çiçekten yeni yeni çıkmaya başladığın zaman toprağına sıvı kalsiyum nitrat çözeltisi verebilirsin. Bu zaten kalsiyum sorununu ortadan kaldıracaktır. Senin domatesin de verimli şekilde gelecektir. Bizim çiftçilerimiz genelde şunda geç kalıyorlar. Domates meyvesini büyütüyor, kocaman oluyor, en son altında kalsiyum eksikliğini görüyorlar. O zaman kalsiyum vermek akıllarına geliyor. Aslında daha meyveyi ilk gördükleri zaman, çiçekliyken kalsiyumu vermeye başlasalar zaten böyle sorunlar görmeyecekler. Bu her türlü sebze için geçerli. Kalsiyum nitrat çözeltisi verebilirsiniz yüksek pH'lı topraklar için. Düşük pH'lı topraklarda toprak pH'sını yükseltmek için tarım kireci uygulamasını gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tarım kireci konusu da bu şekildeydi. Baştan sona size detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Tabii dilimin dönmediği, anlatamadığım şeyler olmuştur, aklıma gelmeyen şeyler olmuştur. Bunu bana mutlaka yorumlarda belirtin. Kafanıza takılan bir soru işareti kaldıysa eğer bana bunu yorumlarda soru olarak sorun. Ben size zaten hızlı şekilde cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size bu şekilde içerikler çekmeye devam edeceğim. Aynı zamanda eğer ki farklı bir şey çekmemi istiyorsanız bana bunu da yorumlarda belirtin. İşte şu konu hakkında ben bilgi almak istiyorum ya da şu konu hakkında bir video çekersen gibisinden. Bir şey varsa kafanızda, dediğim gibi yorumlara yazın bunu. Ben size bunu çekmeye çalışacağım, üretmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.